Şimdi anlatmaya devam ediyorum o halde. Anlatmaya devam ediyorum çocuklar. Şimdi arkadaşlar bakın iletki bu. İletkinin bakın yarım daire. Dairenin yarısı bu. Zaten dairenin tamamı 360 derecedir. Dairenin tamamı. İçten bir saatin nasıl dolanımı 360 saniye ya çocuklar. İşte bu da 360 derece dairenin tamamı. Biz şu anda dairenin yarısını, 180 derecesini kullanıyoruz açıları ölçmek için. Bir, açı ölçerin iç kısmında rakamlar var. Bakın sağ taraftan iç kısımdan 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ve 180'e kadar gidiyor. Şimdi burada bittiği yerden bu defa sol taraftan dışarıdan koyu renkli olanlar da 180'e kadar gidiyor. Dün size söylememiştim, bugün söyleyeyim. Dikkat eder misiniz? İçteki, dıştaki sayıyla içteki sayının toplamı hep 180'dir. Bakın 60'ı 180 yapan sayı 120. 70'i 180 yapan 110. 90'da yok, 90 daha 180. İşte 160'ı 20 yapan 160'ı 180 yapan 20 gibi. Şimdi biz bu açı ölçeri kullanırken çizdiğimiz açıda nasıl kullanacağız onu anlatıyorum. Bakın açı ölçerlerin alt kenarında 90'ın tam karşısında burada bir yuvarlak ve küçük bir delik var. Bazılarında sadece şu aşağıya doğru olan çizgiyi görebilirsiniz. Bak burada da sıfır var. Bu çizgiyi görürsünüz. Biz açıları ölçerken mutlaka açının köşesini bu yuvarlağın içindeki şu deliğin ortasına denk getirmemiz lazım. Açının köşesini. Şimdi o zaman ben küçülterek açıyı çiziyorum. Bakın bir tane açı. Bir tane açı çiziyorum. Ekle diyorum. Şekil. Ve bir tane buradan ışın seçtim. Bir tane şöyle bir ışın çizdim. Hemen ışın ince olduğu için size tam görünsün diye ışının kalınlığını ve rengini seçeceğim. Kalınlığı 3 ink olsun. Rengi kırmızı olsun. Siz görüyorsunuz. Şimdi burada bir açı çizdik. Bir şey ışın çizdik. Öğretmenim bende ses kayması var galiba. Ne gibi yani? Benim sesimi sonradan mı duyuyorsun? Yok. Sizin sesinizi önceden duyuyorum. Şu anda açı diyorum. Ne duyuyorsun? Duyuyorsun. Yani doğru. Açı duydum. Tamam. Şimdi... Doğru. Demek ki doğru duyuyorsun. Biraz sabrederseniz alıcılarınızla oynamayın lütfen şeyle ekranla çocuklar. Dikkatle izlerseniz devam ediyorum. Şimdi bir ışın çizdim. Işının bakın dikkat edin. Başlangıç noktası burası. Bitiş noktası yok. Okla gösterildi. Zaten ışın neydi? Bir ucu kapalı, diğer ucu açık olan. Biz açı çizmek için bir noktadan çıkan bir ışın çizdik. Şimdi ikinci bir ışın daha eklemek istiyorum. İkinci bir ışın daha. Bakın ışına gene gittim, tıkladım. Tam orta noktasına artıyı getirdim, tıkladım. Bir tane de bu tarafa doğru bir açı ışın çizdim. Bakın şöyle. Bunun rengi de mavi kalsın. Ama ben kalınlığını yine sizi tam görün diye 3 ink yapayım. Diğeriyle aynı kalınlıkta. Şu anda bir ışınımız var. Bir açımız var. Dikkat edin. Açının köşesi burası. Bir ışını bu. Bir ışını da bu. İki ışın arasında aynı noktadan çıkan iki ışın arasında kalan bu açıklığa biz açı diyoruz. Şu ana kadar anlattıklarımı ben anlamadım diyen elini kaldırır. Hiç çekinmeden. Öğretmenim beni 2'de 1 attığından ben pek iyi duymadım. Ama dün ama şey önceden önceki gün. Tamam. Evet. Ben bu ekranda şimdilik diyorum anlamayan var mı diye. Var mı arkadaşlar anlamayan? Öbür sayfaya geçin. Çünkü ben bir sayfada hepinizi göremiyorum. Tamam. Herkes anlamış. Yusuf anlamadın mı? Öğretmenim anladım. Tamam. Süper. Meryem açının ne olduğunu anlayabildin mi tatlım? Anladım. İki ışın arasında kalan açıklığı açı diyoruz.
Şimdi çocuklar devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın ben bu açı ölçeri alıyorum. Öncelikle orta noktasını fark ediyor musunuz? Bakın tam köşesine getirdim. Daha henüz ölçmeye hazırlık bu. Getirdim. Tam bakın burası orta noktası tam açının köşesinde. Bunu görüyoruz. Peki biraz büyüteyim. Biraz büyüteyim. Şimdi bakın ama şu anda açıyı ölçmüş değilim. Açı ölçerimi seçiyorum. Şimdi ben açı ölçerin sıfırına bu aç ışınlardan birisini çakıştırmam gerekiyor. Şöyle bakın. Kırmızıya çakıştıracağım. Kırmızıya doğru çeviriyorum. Çevirdim. Merkez kaçtı bakın buradan. Tutuyorum. Hop. Getirdim köşeyi. Yine buraya çakıştırdım. Sıfıra tam çakışmadı. Azıcık daha döndürüyorum. Tamam. Şimdi sıfıra çakıştı. Şimdi sıfıra çakıştı. Ben birazcık şu ışını ölçüyü tam görelim diye kaydıracağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın herkes görüyor. Tam ekran yaptım. Herkes açı ölçerde açının köşesi orta noktaya geldi. Kırmızı ışını sıfıra gelecek şekilde yatay olarak açı ölçerimizin kenarına çakıştırdık. Tam yapıştı sıfıra. Şimdi açının ölçüsünü okumaya geldi sıra. Açının ölçüsünü hangi ışını çakıştırdıysak o ışının olduğu yerdeki sıfırın olduğu sayılardan giderek mavi diğer ışının çakışmayan ışının oradaki sıradaki kapattığı sayıyı okuyorum. 60 derece. Bakın iç kısımdakini okuyorum. Dikkat edin. Dışarıdakini okumuyorum. 60 derece. Bu açının ölçüsü 60 derecedir. Ve şöyle yazacağız. Bir metin girmek istersen. Bakın. Şuraya. Yazıyorum. 60 üst karakterde olacak. Üst karakter seçmeliyim şuradan. Bakın. Şimdi bunu büyütüyorum. Büyütüyorum. Pardon çok büyüttüm. Herkes 60 dereceyi görüyor. 60'ı yazıyoruz. Rakamın üst köşesine küçük bir O koyuyoruz. 0 gibi. Bunun okunuşu 60 derece.